İyi geceler. Uzun süredir gecelerde görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz? Vallahi ne yapalım, pandemi sürecinde bayağı bir efendim? Etkiledi mi? Vallahi iş olarak tabii ki etkiledi, herkesi etkilediği gibi, ama yeter ki bu iş bir an evvel kaybolsun gitsin bu illet. Hani iş olmasa da olur. Önemli olan insanların sağlığı yerinde olsun. İşte tedbirlere uyalım. Vallahi uzun zamandır dışarıya çıkmıyordum böyle. Çok sevdiğim bir arkadaşım ısrar etti. Böyle bir deniz havası alalım dedi. Gördük biz de. Evet. Var mı bundan sonraki süreçte herhangi bir projeniz? Vallahi çok güzel projeler var. Benim kendi yazdıklarım var. İşte efendime söyleyeyim, sinema filmi yazdım bir tane bu süreçte. Artı olarak yeni bir stand-up gösterisi yazdım. Hani inşallah bu korona bittikten sonra turneler vesaireler falan açılınca seyirciyle buluşturacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hiç taklidini yapamadığınız bir sanatçı. Söylemiştim. İmparator. İbrahim Tatlıses. Yani o deniyor taklidi... Yok, denemeye dahi cüret etmedim. Çünkü o bambaşka bir şey. Yani nasıl söyleyeyim size? O böyle bir galakside bir yıldız ve sanat dünyasındaki bütün yıldızlar bence onun etrafında dönüyor gibi bir şey yani. Yabancılardan mı almış? Dünya bir tarafa, tatlı ses bir tarafa yani benim için. Yabancılardan mı almış? Beğenip de taklit ettiğiniz ya da edemediğiniz? Yok, bizimkilerde yeterince malzeme var. Bize yeterler zaten ya. Tabii Acun bizimkiler. Yapıyor musunuz? Yok, Acun abi de yapamıyorum. Ya onun ses tonu o kadar gür ve böyle hani tok ki, hani benim bir tık daha ince kalıyor. Bilmiyorum, yapamıyorum, ama zaten hani bahsettiğiniz insanlar çok böyle kendi canlarında çok inanılmaz yerlerde oldukları için onlardan bir tane var zaten. Herhalde yani. Herhalde sizden sonra başka kimse de gelmedi sizin gibi etkili böyle. Valla şu anlamda mutluyum. Yani taklidin dışında da hikaye olarak, anlatıcı olarak, stand-up'larda falan da seyirciler sağ olsunlar hep böyle. Yani beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Salonlar doluyor taşıyor ve ben hep paylaşıyorum sosyal medya hesabımda da görsün insanlar diye. Şundan ötürü mutluyum. Mukayese edildiğim komedyenler genelde benden hemen hemen bir nesil önceki komedyenler oluyor. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı hesapladığınız zaman aramızda 20-25 yaş var. Hepsi benim ustam yaşlarında. Yeni nesilde böyle bir isim olabildiğim için, nacizane böyle bir komedyen olarak sahnelere çıkıp da salonları doldurabildiğim için bundan ötürü çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah gelir, bu şekilde devam eder, çünkü komedyen çok az çıkıyor. İnsanların da gülmeye ihtiyacı var. Telefonla şaka yapıldı mı taklit olarak? Böyle bir oldu mu size de? Bana yediremezler Hacı abi. Bana öyle kolay kolay. Yok, ben işlettim çok. Tabii ben işlettim çok. Hatta lisedeyken bir tane hocamızı Bülent Ersoy olarak işletmiştim. Kadıncağız o kadar inandı ki Bülent Ersoy ile konuştuğuna, şaka olduğunu söyleyemedik. Hani öyle bilsin istedik yani. O kadar öyle de gitti ta ki ben televizyona çıkana kadar. Televizyona çıktıktan sonra benim olduğumu anladı. Bir gün telefon açtı. Ondan sonra bilmiyorum telefonu. Merhabalar işte dedi, ben şu okuldan hocanız. Buyurun hocam dedim. Allah belanı versin Sefa'cığım dedi. Dedim hocam ne yapalım, yaptık bir şey, affedin falan. Hani böyle çok güzel anılarımız var. Hani dediğim gibi böyle yeni bu yola çıkacak olan arkadaşlara, nacizane ben de genç bir komedyen olarak, eğer onları heveslendirebiliyorsam yaptığım işten ötürü ne mutlu bana diye düşünüyorum. İnşallah çok daha fazla komedyen çıkar, çünkü insanların çok gülmeye ihtiyacı var. Belki sizleri sizin taklidinizi yaparsınız. İnşallah, çok isterim. Çok isterim seyretmek, çünkü onun başka bir keyif olacağını düşünüyorum. Çünkü Seda abla mesela bayılıyor beni seyretmeye kendinden yani. Kurban olsun, nasıl güzelsin annem falan yapıyor böyle. Hani o yüzden çok keyif alırım, çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu saatte burada bekliyorsunuz. Haklarınızı helal edin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun tabii ki. Murat Övünç taktiklerini hala yapıyor musunuz? Yok. Biliyorsunuz onun gündemle. Yok. Yok, yapmıyorum artık. Hani Yeşim Hanım'ı biliyorsunuz. Evet. Kelimeler kurduk. Evet, yani hiç tabii ki çok çirkin şeyler bunlar. Hiç hoş olmayan şeyler. Ülkece zaten insanlar da tepkilerini gösterdiler. Artık bu saatten sonra olmaz yani. Olmaz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler.